TV'den hepinize merhabalar. Dikkat çeken bir haberle karşınızdayım değerli dostlar. Bu haberin detaylarını sizlere aktarmadan önce geçtiğimiz hafta İstanbul'un Şirin Evler Meydanı'nda bir anket gerçekleştirmiştim. Ve bu anketi yayınladıktan sonra attığım başlıktan dolayı siz dostlardan tepki de almıştım. Bu tepkilerin nedeni de özellikle anket başlığında kullandığım İstanbul'da DEM Parti seçmeni Ekrem İmamoğlu diyor başlığını atmamdan dolayı bana tepki göstermiştiniz. Bu başlığı kötü niyetle atmamıştım. Bunu belirttikten sonra en azından DEM Parti'ye bir ön uyarı olsun diye. Çünkü DEM Parti seçmeni İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy verme eğilimde olduğu için bu manşeti atmıştım. Ve bugün bu anketimi doğrulayacak bir açıklama geldi. Tanınan ve bilinen Raves araştırmadan Roj Giresun yaptığı açıklamada İstanbul'da DEM Parti seçmeninin %40'ı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini açıkladı. Ve DEM Parti seçmeninin bu davranışlarına ilişkin dikkat çeken detayları da açıkladı. Şimdi haberimizin detaylarında Raves araştırmadan Roj Giresun'un bu açıklamasının detaylarını sizlere aktaracağım. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Raves Araştırma Genel Müdürü Roj Giresun'a göre DEM Parti seçmeninin bir kısmı Ekrem İmamoğlu'na oy verebilir. Giresun muhalefet seçmeninin iktidarı yerelde dengeleme arzusu içinde olduğunu dile getirerek şunları dile getiriyor. Muhalefetin dağınıklığına rağmen İmamoğlu bu seçimlerden zaferle çıkarsa bundan böyle muhalefetin ana lokomotifi İmamoğlu olacak. Bu seçimlerin siyasal tek anlamı İstanbul seçimleri olacak. DEM Parti'nin son seçimlerde aldığı %8.5 bir oy İstanbul'da bu oyu alırsa İmamoğlu'nun kazanma şansı yok. Bugün görünen İmamoğlu'na DEM Parti'nin oylarının en az %40'ının gittiği yönünde. Evet değerli dostlar, ben bu açıklamayı yani daha doğrusu Şirin Evler'de İstanbul'un Şirin Evler Meydanı'nda yaptığım ankette aslında o anket başlığında kullandığım başlık bundan nedeniydi. Ve DEM Parti seçmenleriyle sohbet ettiğimde kamera önünde kamera arkasında Ekrem İmamoğlu'na kaybettirmemek için DEM Parti'nin kararına uymayıp Ekrem İmamoğlu'na oy vereceklerini söylediler. Ve bunu ben bir uyarıcı niteliği olsun diye o başlığı kullanmıştım. Sizin tepkilerinizi anlıyorum tabii ki. Benim art bir niyetim yoktu ve bunun en azından seçimlere yaklaşık bir ay gibi bir zaman var. DEM Parti'nin buna göre bir siyaset yürütmesi gerektiği için o manşeti attım. Bunu belirttikten sonra araştırmacı yazar Cuma Çiçek ise CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun profil olarak AKP seçmenine hitap edebilen bir figür olduğunu belirtti. Çiçek şunları söyledi. Kürt meselesinde belki çözümleyici olmasa da olumsuz bir dil kullanmayan bir aktör. Hatta belirli ölçülerde pozitif bir duruş sergileyerek AK Parti'ye oy veren Kürt seçmenleri arasında İmamoğlu'na yönelme potansiyeli bulunabilir. Ancak bu potansiyelin en fazla %20 ile %30 civarında olduğunu söylemek mümkündür. İmamoğlu'nun AKP Kürtlerini ikna etme potansiyeli var. İmamoğlu'nun profilinin bilindik bir CHP'li olmamasından kaynaklanıyor. Yani muhafazakar camia ile konuşma potansiyeline sahip bir politikacı olması da etkisi var diyor araştırmacı yazar Cuma Çiçek değerli dostlar. Evet değerli dostlar, detaylarda da Roj Giresun'un belirttiği gibi İstanbul'da özellikle İstanbul'daki DEM Parti seçmenlerinin Ekrem İmamoğlu'na oy verme eğiliminde olduklarını ben de bir hafta önce yaptığım ankette gözlemlemiştim ve bugün Roj Giresun'un bu açıklamasıyla beraber aslında benim bu tezimi doğrulayacak nitelikte. Geldik bir haberimizin daha sonuna değerli dostlar. Bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV'yle kalın.